Bursa Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün 2 Eylül günlerden Cuma. Gündem başlıklarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle beraberiz ve haber turumuza başlıyoruz. İlk olarak Bursa Haber gazetemizin manşetine baktığımızda gayrimenkul doğru liman başlıklı haber yer alıyor. Bursa siyasetinin önemli isimlerinden Hüseyin Çiftliklioğlu ile Bursa Ticaret Sanayi Odası 54. Komite Meclis Üyesi ve Burset Başkanı Rıdvan Hısırcı Bursa Haber'e gayrimenkul sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundular. 13 Eylül'de açıklanacak sosyal konut projesini merakla beklediklerini ifade eden Rıdvan Hısırcı, en azından piyasanın bir nebze de olsa rahatlayacağını umuyoruz. Devlet tarafından verilecek olan kredi oranlarının uygun rakamlara çekileceğini düşünüyoruz. Sektöre mutlaka katkısı olacak. Değişen piyasa şartlarında doğru limanın gayrimenkul olduğunu görüyoruz dedi. Hemen altındaki habere geçelim. Eğitim siyasete meze yapılamaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim gibi doğrudan evlatlarımızı ve ülkemizin geleceğini ilgilendiren bu konuyu gündelik siyasete meze yapmak, bu konu üzerinden öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru bir yaklaşım değil dedi. Ve geçelim üzücü bir habere. Araçla çarptı, ölüme terk etti. Bursa'da bir araç sürücüsü köpeğe çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaralı köpeği hayvanseverler kliniğe kaldırdı. Ancak gayretler yetersiz kalınca hayvanseverler sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladılar. Gerçekten bazen insanlara hayvan diyoruz ya, hayvanlara hakaret etmiş oluyoruz gerçek anlamda. Yazık, çok yazık. Ve felaketin yaraları sarılıyor. Osman Gazi Belediyesi yağıştan en çok etkilenen Karabalçık, Ova Akça, Demirtaş, Sakarya Mahallesi ve Yunus Eli mahallelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarla selin izlerini siliyor. Sıradaki haberimiz ise faturalar zamlandı, cepler yandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik fiyatlarında mesken ve tarımsal faaliyetler abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında artış yapıldığını açıkladı. Ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklaması var. Yargıya saldırmak büyük haksızlıktır dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddediyoruz dedi. Ve sürmanşete bakalım. Yeni adli yıl törenle açıldı. Bursa Adliyesi'nde 2022-2023 yeni adli yılın açılışı törenle gerçekleşti. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Başsavcı Yardımcıları katıldı. Atatürk heykeline çelenk konulup saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunulmasıyla tören sona erdi. Umarım gerçekten adli bir yıl olsun diyelim ve Bursa Haber sayfamızın 15. sayfasına geçelim. İşimiz çok zor başlıklı haberdeyiz. Yeşil Beyazlı Kulübün efsane isimleriyle bir araya gelen Bursa Spor Başkanı Ömer Furkan Banaz, mali sıkıntıdan çıkamazsak kulüp olarak işimiz çok zor, birlik sağlanırsa bu sıkıntıyı aşarız dedi. Ve Görkem Akbaş'tan anlamlı bağış var. Bursa Spor eski altyapı sorumlularından Görkem Akbaş da kulüpten alacağı olan miktarı bağışladı. Bursa Spor Kulübü yayınladığı mesajla Görkem Akbaş'a gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Bir diğer haberimiz ise Afyon maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 5 Eylül Pazartesi günü saat 8'de Afyon Zafer Stadyumu'nda oynanacak olan Afşet, Afyonspor, Bursaspor karşılaşmasını Veli Karakaya yönetecek. Yeni Dönem gazetesine bakalım. Manşette Erdoğan'dan boykot tepkisi başlıklı haber var. Öğretmen atama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boykot çağrısına tepki göstererek eğitimi ve öğretmenlerimizi siyasi malzeme yapmak doğru bir yaklaşım değil dedi. Ve FETÖ'cülük oynanmasın diyor Sayın Bahçeli. Partisinin disiplin ve yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılar görevlerine iade edilecek açıklamasına sert tepki göstererek FETÖ'cülük oynamasın ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır dedi. Geçelim bir diğer haberimize. 2500 öğrenciye eğitim desteği.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu yıl 1000 üniversite öğrencisine kişi başına 2000 TL eğitim yardımı verileceğini, 1500 ilk ve ortaokul öğrencisine ise 200'er TL kırtasiye çeki verileceğini duyurdu. Sıradaki haberimiz ise organ nakliyle hayata tutundu. Konya'da yüksekten düşme sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen çocuğun karaciğeri, İnegöl'de mantardan zehirlenen 5 yaşındaki Nisanur Yavuz'u hayata bağladı. Karaciğer, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı uçakla Bursa'ya getirilerek Nisanur'a nakledildi. Meydan gazetesine bakalım. Manşette Turgay Erdem'le kuşaktan kuşağa başlıklı haber var. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, kuşaktan kuşağa söyleşilerinin konuğu oldu. Gençlere öğütlerde bulundu. Herkesin bir hedefi olmalı. Gençler istedikleri mesleğe yönelik çalışmalı dedi. Sırada ise bir kaza haberi. Katliam gibi kaza. Bursa'daki düğün sonrası dönüş yolunda içinde davetlilerin de bulunduğu minibüsle kamyon çarpıştı. Sivas-Malatya karayolundaki kazada 7'si olay yerinde olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. 9 kişi ise ağır yaralandı. Ve gazetecilerin gözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gazetecilik meslek yasasına acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 40 maddelik kanun teklifi sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Sıradaki haberimiz ise promosyonlar için yeni süre 30 Eylül. Emekli promosyonları ile ilgili rakamlar 10 bin lirayı bulurken son başvuru tarihi de değişti. Arayışlarını sürdüren emekliler artık 30 Eylül'e kadar promosyon başvurularını yapabilecek. Ve Büyükşehir'e sel suçlaması var. Bundanya Belediyesi Başkanı Hayri Türk Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ihmali ve dere yataklarındaki yapılaşmaya izin veren imar planlarının yapılması sonucu sel ve taşkın felaketi yaşadıklarını belirterek denizleri doldurup dereleri yapılaşmaya açanlar hesabını verecek dedi. Sürmanşete de bakacak olursak törende soğuk rüzgarlar esti. 2021-2022 adli yıl açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında soğuk rüzgarlar esti. Erdoğan'ın tören alanına geldiğini gören Kılıçdaroğlu ayağa kalktı, selam vermemek için önüne baktı. Liderler selamlaşmadı. Siyasette böyle şeyler görmek gerçekten de üzücü. Ve bu haberle gündemimize dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.